أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında daha beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm hayır yollarının, hayır mecralarının çokluğuna dair İmam Nevevi'nin hadisler seçtiği bir bölümü okuyoruz. Sıradaki hadisimiz 128 nolu hadis. An Ebi Hurayra'ta, yine Hazreti Ebu Hureyre'den, kâle, dedi ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men tevadda'a, bir kimse abdest alsa, fe ehsenel vudu'a, abdestini güzelce yapsa. Yani abdest alırken dikkatli, özenli. Bu böyle evhamlı, saatlerce abdestten çıkamaz şekilde değil. Makul bir sürede, makul bir su miktarıyla, ki Allah'ın Resulü yani az miktarda bir su ile abdestini alabiliyordu. Yeter ki azalarını tam yıkasın. Yalan yanlış, eksik yıkamasın. Yoksa vudu abdesti iyi yapmak deyince evhama teşvik etmek istemiyoruz. Resulullah öyle bir şey kastetmiyor. Makul bir sürede, makul bir miktarda suyla yıkanması gereken yerlerini yıkadığı, güzelce oğuduğu zaman bu isbâğul vudu dediğimiz güzelce abdest almayı gerçekleştirmiş olur. Thumme etel cumu'ata. Sonra bu kişi cuma namazına gelse. Festema, kulak verse. Ve ansata, ve dinlese. Duymak başka bir şey, kulak vermek başka bir şey, dinlemek başka bir şey. Anlamı yakalamaya yahut kaçırmamaya çalışmak, bu farkındalıkla irad edilen hutbeye kendini vermek bu cumanın esasındandır. Dolayısıyla orada sadece bulunmak, başka şeyler düşünmek, çıkışta imam ne anlattı, hutbede neler konuşuldu, bunu neredeyse doğru düzgün hatırlayamayacak şekilde gaflette bulunmak, kişinin cuma ile olan ilişkisini, cuma ile olan beraberliğini, birlikteliğini azaltır. Bir o kadar kadrini ve derecesini düşürür. Dolayısıyla hutbe öylesine söylenen, anlatılan bir şey değil, İslam ümmetinin kurulduğu günden beri birlikteliğinin bir toplum olarak yaşandığı yerdir. Orada Müslümanlar cemiyet hayatı içerisinde kendilerini salih ameller konusunda takviye edecek, kötü ameller konusunda uyaracak, gidişatı kontrol altında, gelecek nesillerini zinde tutacakları bir model üzere yaşarlar. Ve bu model İslam toplumunun en temel yapı taşıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha Medine'ye gelirken, Medine'ye girmeden dahi kurduğu Kuba Mescidinden ve Medine'ye geldiğinde ilk iş olarak yaptığı mescidinden anlıyoruz ki namaz ve namaz etrafındaki hayat ve bunun haftalık karşılığı olarak cuma ictiması, cuma namazı ve orada irad edilen hutbe İslam toplumunun toplumsal karşılığı, bireyden, fertten topluma bakan yüzüdür. Dolayısıyla kulağı açık, zinde ve ne söylendiğini dinleyen, değerlendiren, hatta ve hatta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlamadıklarını o esnada sorabilen yahut doğru bulmadıklarıyla alakalı kendi görüşünü ifade edebilen bir zemin oluşturmuştu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin inşa ettiği ve onun terbiyesinden geçmiş ashab-ı kiram yeri gelip en kudretli, en gerekirse gazabı, öfkesi büyüyebilen sahabi, Allah'ın elçisinin halifesi Hazreti Ebu Bekir'den sonra müminlerin emiri olan Hazreti Ömer dahi yeri geliyordu. Diyorlardı ki la nesma'u ve la nuti'u. Hayır, şimdi dinlemiyoruz, hele bir dur bakalım diye var olan merakı içerisinde kaldıkları bir istifhamlarını dahi sorabiliyorlardı. Dolayısıyla bu dinamik yapıda herkesin
durumun farkında olduğu, bildiği, dinlediği, içselleştirdiği, birbirlerine kenetlendikleri bir ortamdan söz ediyoruz. Burada paylaşılanlar, anlatılanlar Allah Azze ve Celle'nin başta kitabı olmak üzere ve Resulünün bize öğrettiği sünneti çerçevesinde hayatı önümüze açmak içindir. Arabanın park ışıkları, arabanın far lambaları nasıl yolda ilerlediğimizde önümüzü açar, önümüzü bize gösterirse, bir cumadan diğer cumaya da orada irad edilen hutbe ile müminler nasıl yaşayacaklarına, gelişmelerle ilgili nasıl davranacaklarına, ortaya çıkan fitneler, sıkıntılar, imanlarını, ahlaklarını tehdit eden hususlarla alakalı ne tür tedbirler alması gerektiklerini, kendi özel hayatlarında bazen nükseden olumsuzluklar, ortaya çıkan yanlışlıklarla ilgili tekrardan kişinin kendisini zapt etmesi, ailesini zapt etmesi, kendisini tekrar istikamet üzere bir yola koyması, bunların hepsinin merkezinde müminlerin mahalle mahalle hayatlarını yaşadıkları, odağında caminin olduğu, dünyanın her tarafında, hangi ülkesinde olursa olsun, Müslüman toplumun hep cami merkezinde yaşadığı hutbenin etkisi vardır. Ve bugün Müslümanlar kendi varlıklarını, kendi ahlaklarını, yaşam biçimlerini Allah'ın elçisinin başlattığı şekliyle hala sürdürebiliyorlar ise, bu konudan ilk taş mesabesinde olan ilk mescidin etkisi ve bu modelin canlılığı sayesindedir. Allah'ın Resulü dolayısıyla bunun yozlaşmaması için, bunun sözde kalmaması için orada bulunan kimselerin sessizce ve dikkatlice hutbeye kulak vermelerini emrediyor. فَاسْتَمَعَ وَاَنْسَطَ Kulak vermiş ve içten içe dinliyor. وَاَنْسَطَ غُفِرَ لَهُ Eğer böyle yaparsa o zaman غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ Bir önceki cuma ile o cuma arası mağfiret olunur. Demek ki önümüzü hafta hafta açtığı gibi bu ibadeti biz hakkıyla yaptığımızda da gerimizi de hafta hafta temizler. غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ Bu toplumun zinde tutulduğu, yanlışlarının, eksikliklerinin düzeltildiği bir süreçtir. Her cuma kullar Allah Azze ve Celle'nin huzurunda buluşurlar. Birbirlerine وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Hakkı tavsiye eder, sabrı tavsiye eder ve adeta her biri kendisini yeniler. Hani refresh olmak gençlerin tabiriyle yahut kalibre olmak teknik bir tabirle yahut yeni cihazlarda gördüğümüz işte fabrika ayarlarına geri dönmek kabilinden kişinin yaratılış ayarlarına geri döndüğü, giden aksayan hususlar varsa haftalık olarak bunları düzelttiği bir işleyiştedir. O yüzden Allah'ın Resulü غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمَعَةِ وَزِيَدَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ Hatta üç gün fazlasıyla Allah Azze ve Celle iki cuma arasını o kişi açısından bağışlar. Yeter ki abdestini iyi almış, abdestin verdiği, suyun getirdiği serinlik ile zindeleşmiş, camiye gelmiş, oturmuş ve dikkatlice hutbeyi dinlemiş ise. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى Ama biri de öyle oturmuş, oyalanıyor. Yerde eliyle çizikler yapıyor. Oradaki kumları yukarıdan aşağıya şekiller yapıyor. Sonra tekrar siliyor. Başka şekiller yapıyor. Kendince. Hiç hutbeyle kulağı, ilgisi, düşüncesi hutbeyle ilişkili değil. Başka şeyler düşünüyor. فَقَدْ لَغَى Böyle bir kimse kopmuş demektir. Böyle bir kimse cumadaki o birliktelik halinden uzaklaşmış, boş işlerle meşgul oluyor demektir. O yüzden o gün için mescidin zemini de bu arada anlıyoruz ki kumsaldı. Yani toprak zeminde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ediyordu. Müminler ibadet ediyorlardı. Hatta tavanı da mescidin bugünkü gibi böyle korunaklı, su sızdırmaz değildi. Hurma lifleriyle kapatılmış bir tavandan söz ediyoruz. Aktığında, yağmur yağdığında akardı. O yüzden Kadir Gecesi hadisinde Resulullah'ın cephesinin yani alnının su ve çamura bulandığını görmekteyiz. Bu bakımdan yer
toprak bir zeminde oturup hutbe dinlerken toprak ile oyalanmak, toprakta çizikler yapmayı dahi, velev ki kendisini, dikkatini imama verse bile, hutbeye verse bile elleri de boş durmalı. Elleri de sağa sola uzanıp dikkati dağıtacak işler yapmamalı. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, yani cumada hutbeyi dinlemek yerine başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmak yahut kendi dikkatini vermemek, eline cep telefonunu alarak orasıyla burasıyla uğraşmak, bunların hepsi kişinin cuma ile olan irtibatını zayıflatır. Dolayısıyla da buna karşılık umduğu ve beklediği sevabı da azaltabilir. Ravahu Muslimun. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.